Şeref Oğuz, erteleme alışkanlığı zamanı çöpe atmaktır. Bir iş ya da oluşun, bir eylemin içinden geçmekte olduğu, geçtiği veya geçeceği süreye zaman diyoruz. İşi akışına bırakırsan, çözümü zamana bırakmış olursun. Ve usulca fısıldadı zaman, bana bırak. Ancak aklında bulunsun ki şu anda ertelediğin büyük ihtimalle sonsuza dek yapılmayacaktır. Zaman her zihin için farklı akar. 10 yılın değerini yeni boşanmış çifte sor, 3 yılın değerini ayrılmış aşıklara sor, 1 yılın değerini sınavı başaramamışa sor, 9 ayın değerini hamile kadına, bir günün değerini hasta yatağındakine, 1 dakikanın değerini uçağı kaçırana, bir saniyenin değerini Olimpiyattaki gümüş madalyalıya sor. Zamanın coğrafyası. Zamanın coğrafyası vardır. Ünlü sosyal psikolog Robert Levine, gündelik eylemlerimizin sorgulamadan kabul ettiğimiz bir boyutu olan zaman algımızı keşfetmemizi ister bizden. Her kültür zamanı farklı algılar. İsviçre'de akrep veya kovan bir yere geldiğinde toplantı başlar, bir yere geldiğinde de biter. Dünyanın en hassas saatlerini zaten onlar yaparlar. Londra'da 10 dakika geciksen dahi zamanındasın. New York'ta 15 dakika, Antep'te 25, Ankara'da 45 dakika gecikme dahi zamanında başlamaktır toplantıya. Oysa Arap ülkelerinde randevulaştığınız gün buluşamayabilirsiniz de. Türkiye'de mi? Bunun cevabını sizden alsam. İki soru iki cevap, zamana dair. Zamanın bildik tanımı. Herkes tarafından bilinen ama tanımlanması karmaşık olandır. Bilimsel tanımı, geçmişten günümüze, geleceğin ilerleyişidir. En, boy yükseklik boyutlarından oluşan uzayın zaman içinde yol almasıyla oluşan 4NCU boyutun tanımıdır. Zamanımızı nasıl kullanıyoruz? Saatlerimiz tarafından mı yönetiliyoruz? Bu durumun şehirlerimize etkisi nedir? Peki ya bedenlerimize? Ertelemek zaten bir tür zamanı çöpe atmaktır. Zaman, ertelenebilir mi? Zaman içinde ilerlemek mümkün ama geriye gelmek ancak anılar üzerinden gerçekleşebilir. Zamanın hiç kimseyi beklemez, içinde ilerlersin. Bu yüzden zamana bırakma. Yap ya da yapma ama zamana bırakma. İnsan kurgusu olan zaman kültürleri tanımlar ve sınırlar. Böylece her birimiz kendi zamanımızın coğrafyasının haritasını çıkararak çoklu zamansallığa sahip bir toplum olarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Not: Zamanı yöneten not dünyayı yönetir. Zamanın tık tıkları, güden yaratıkları. Ne dışındayız zamanın ne de büs bütün dışında. Akıp giden bu nehirde iki kere yıkanmamaktır. Zamanı yöneten dünyayı yönetir. Ömrün doldurman gereken muazzam bir zaman boşluğu ise ziyandasın. Yaşıyorsan yaşlanmıyorsun. Zamana bakışın seni evrende ayrıştıracaktır. Ramazan zaman yönetimi için ilham dolu bir aydır. İmsak zaten zamanı bir yerde sonlandırmak anlamındadır. İftar ise gün boyu tutulan orucun açıldığı zaman. Oruçlu olunan süre, yeme içme ve diğer şartların sürgit yerine getirildiği, yönetilmiş zaman anlamındadır. Sözü Şeyh Galip bitirsin, geçti gün ferdayı kosayet bu sayet dem bu dem.